İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Hakimiyet Gazetesi. Mersin'e yeni göç dalgası, Cizre, Silopi ve Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaklaşık 1,5 aydır devam eden sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar nedeniyle binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. 120 bin nüfusu Cizre'de 100 bin kişi, Diyarbakır Sur ilçesinden 60 bin kişi göç etti. Mersin 90'larda olduğu gibi bölgeden en çok göç alan şehirlerin başında geliyor. Mersin'deki baba evine ateş düştü. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi şehit oldu. Çatışmada şehit olan 33 yaşındaki piyade yüzbaşı Yiğitcan Çıyan'ın Mersin'deki baba evine ateş düştü. Şehidin 2 ay önce Ahsen adında bir kızının dünyaya geldiği belirtildi. Yiğitcan Çıyan'ın Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görev yaparken geçici görevle Diyarbakır'a gönderildiği öğrenildi. Çıyan için dün Mersin'de yapılacağı belirtilen törenin bugün ertelendiği bildirildi. Haberci Gazetesi. Korkutmak istiyorlar. Mersin'de 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını protesto etmek için haklarında dava açılan 23 kişiden DİSK Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, davalarla toplumun korkutulmaya, yolsuzlukların meşru hale getirilmeye çalışıldığını savundu. Kupaya veda. Mersin İdman Yurdu Ziraat Türkiye Kupası D grubu 6. haftasında Çaykur Rizespor'la yaptığı maçı 1-0 kaybederek kupaya veda etti. Güney Gazetesi. Kadınlardan pankartla protesto. Mersin Kadın Platformu, Mersin İl Müftülüğü'nün yürüttüğü Annemle Dini Öğreniyorum projesi kapsamında camilerde Kur'an eğitimi alan kız çocuklarına gelinlik, erkek çocuklarına fes giydirilmesini protesto etti. Çocukları oyuna değil, evliliğe hazırlayan zihniyeti kınıyoruz diyen kadınlar, Özgür Çocuk Parkı'nda yere çizgiler çizerek seksek oynadılar, ip atladılar. Atıcı iktidara yüklendi. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı sosyal politikalar üzerinden iktidara sert sözlerle yüklendi. Atıcı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile Bakanlığı'nın 2016 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada anlaşılıyor ki iktidar sosyal politikaları sadece sosyal yardım olarak anlayan bir zihniyete sahiptir. Bu sebeple yapılan çalışmalar ve harcamalar sosyal sorunlara çözüm üretmek yerine sorunları artırmış ve yeni sorunlar yaratmıştır. Dedi. Mersin Gazetesi. Mersin Emit Fuarı'nda. Mersin bu yılda Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı standla Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yerini aldı. Misafirlerin Kız Kalesi minyatürü, Kleopatra Yolu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın müzik dinletisiyle karşılandığı standta Mersin lezzetleri ikram ediliyor. 11. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Mersin Uluslararası 11. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle açıldı. 28-31 Ocak 2016 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek fuarda 90 katılımcı 150 markayla yer aldı. Çukurova Gazetesi. Fatura yurttaşa kesiliyor. CHP Mersin Milletvekili Doktor Hüseyin Çamak, asgari ücrette yapılan son değişiklikten sonra SGK primi tavan ücretlerinin de yaklaşık %30 oranında zamlandığına dikkat çekerek, iktidar zamların faturasını kendi geçimini zar zor sağlayan sıradan vatandaşlara kesiyor dedi. Mersin'in yeni nüfusu 1.745.221.
TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2015 sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusu 1.045.149 kişi artarak 78.741.053'e yükseldi. Mersin'de ise 10,3'lük bir artış oldu ve 2015 yılında bir önceki yıla göre 17.966 kişi artan nüfusla Mersin'in yeni nüfusu 1.745.221 oldu.